Acemi Şef kanalından mis kokulu bir kış çayı tarifi. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hazal. Bugün sizlerle çok güzel bir kış çayı tarifi paylaşacağım. Ben mutlaka her kışa girmeden önce bu tarifi hazırlar ve içerim. Gerçekten boğazlarımı çok yumuşattığını hissediyorum ve boğazıma çok iyi geldiğini hissediyorum. Eminim sizlerin de kış ayı öncesi boğazlarınızı, böyle vücudunuzu hazırlamak için güzel bir tarif olacaktır. Kışın biliyorsunuz çok hasta oluyoruz. Özellikle boğaz enfeksiyonu çok geçiriyoruz. Şu anda bile benim daha kışa tam girmedik. Kasım ayındayız. Daha yeni girdik Kasım ayına ama boğazlarım belki belli oluyordur sesimden. Birazcık sesim değişti gibi. Böyle biraz kalınlaştı gibi. Faranjitim var çünkü. Boğazlarıma çok iyi gelen bir çay tarifi. Şimdi malzemeleri sayayım size. Bir tutam ıhlamur, birkaç dilim elma kullanacağım. Kabuklarını soymadım yalnız. Kabuklarıyla birlikte demliğime atacağım. Bir kabuk tarçınım var. Bir dilim ya da yarım dilim limon kullanabilirsiniz. Karanfil kullanacağım ama 2-3 taneye geçmeyin mümkünse. 3'ten fazlası çok acı bir tat bırakır çayda. O yüzden 2 maksimum 3 tane karanfil. Çok az bir zencefil kullanacağım. Taze zencefil. Bu parçanın yarısı kadar falan atarım çayıma. Şöyle 2 fincan çıkacak kadar bir demlikte hazırlayacağım ben bu çayı. Şimdi malzemelerimi alıyorum demliğe. Sonrasında üzerine sıcak su koyup 15 dakika bekleteceğim. Şimdi ıhlamuru demliğe alıyorum önce. Ve elma dilimlerini ekliyorum. Kabuk tarçını ekliyorum. Taze zencefilin yarısını kullanacağım. Kabuğunu soyacağım tabii ki. Şimdi 3 karanfil ekliyorum. 1 ya da yarım dilim de limon ekleyebilirsiniz. Kabuğuyla birlikte yine tabii. Evet, şimdi bu malzemelerin üzerlerine su ekliyorum. Şimdi şöyle ağzını kapatalım. Evet, çayımız hazır. Şimdi 10-15 dakika demlemeye bırakıyorum. Sonrasında afiyetle içebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hastalıksız bir kış diliyorum herkese. Gripsiz bir kış diliyorum. Umarım hasta olmayız ama ne olur ne olmaz biz kış çaylarımızı yapalım diyorum. O yüzden herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarif videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekilde bir fincan çıktı. Fakat benim fincanım bayağı büyük. İçerisindeki malzemeleri kullanarak birkaç defa daha demleyebilirsiniz sıcak suyla. Ama günde 2 fincandan fazla mümkünse tüketmeyin. Bu arada çayı şekerle de tatlandırabilirsiniz. Ben şekersiz tüketmeyi tercih ediyorum ama şeker de ekleyip ya da bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.